Ne diye bu vakitte dambayız be oğlum? Demeyecek misin? Sabret, sabret. Göreceksin. Uyuma, uyuma. Ben sabrederim ama gözlerim sabretmez. Deyiverir gayrı. Demeyeceğim. Göstereceğim. Uyuma, uyuma. Uyuma. Hüseyin. İllahu hüdayim. Gel hele. Akşeyh'in maddetül hayatı. Bilirim şeyhim, bilirim. İlk okuyan da pek tesirinde kalmış idi. Ol ki Hacı Bayram'ın gönül çocuğu. Tesirsiz söz söyler mi Hüdayım? Seneler oldu göğünüye varıp türbesine diz çökmeyeli. Gayri nasip olur mu bu ihtiyara? Allah kerim. De hele de dile geleni esirgemek olmaz. Salik ne ola şeyhim? Dahi ona gerek olan nedir? Müderris, dahi kadı olan sizsiniz azizim. Lisan-ı Arabi bu fakirden iyice bildiğiniz muhakkak. Biz ancak ıstılahtan dem vururuz. O vakit yolcu kimdir, dahi ona gerek olan nedir dersen, yolcu hakka talip olan idir. Vaktiyle İmam Gazali bir güruh şeyhleri, talipleri hak yoldan alıkorlar diye taan eder idi. Hazret bu mihneti bilmedi. Kudretinize itikadım tanıdır. Ama şeyhim benim, benim kahret tahammülüm kalmadı. Meclisinizde huzur bulurum. Lakin taşraya çıkan da o huzuru bulamam da iyi korkarım. Keraten hakeza ve tareten hakeza. Bir sefer öyle, bir sefer böyle. Kahra sabreyle, lütfa şükreyle. Budur yolcuya katık. Ama benim takatim kalmadı şeyim. Sürat ile gayret edersin. Kahra tahammülün kadar ol işin nicesi zuhur eylese gerektir. Birkaç gün sabreyle. Nefse ağır gelen Allah katında makbul olandır. Küllü mürün devaün. Her acı ilacıdır. Ben yalnız ziyaretiniz için gelmişim. Sualimden başka muradım yoktur şeyh. Azizim, sefaati terk eyle. Bu ana dek sana hasıl olan çoklarına 40 yılda hasıl olmamış idir. Bu fakir dahi çok meşakkat çektim. Sen ise az zamandan beri meşakkat çekerisin. Bir kimesine zahirde bir sevgili sevse, ol sevgiliden çok cefalar çekse vazgeçtim der ama lisan ile der, kalp ile demez. Sen şimdiden geri vazgeçtim deme. Bendeniz dahi evvelden günde 1000 kere söylerdim. Şimdi kalbin ile hakka yönel. Kabiliyet ihsana şart değildir. Fakat belki kabiliyet için onun ihsanı şartıdır. Ah!
kalk, 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 kalk. Göründü, göründü. Kalk, kalk, kalk. Göründü. Ne göründü Beyoğlu? Hilal göründü. Ramazan geldi. Göründü Yusuf. Hilal göründü, hilal. Ramazan geldi, Ramazan. Ramazan geldi. Ramazan geldi. Sualine cevap mı aldın, yoksa sualine sual mi ekledim, gayrı bilmezim. Ama vakit geldi. Destur şeyim, göründü, göründü. Hilal göründü şeyim, Ramazan geldi. Hele çeraları dinlendirelim Mahmud'um. Dervişhanı da agah ediver uykularından. Sahur edelim. Ramazan-ı Şerif hayrola. Bizleri bir Ramazan'a daha eriştiren Allah'a hamdü senalar ola. Amin. Geldi şehitedem. Ramazan geldi. Yusuf'um, Yusuf'um. Hoş gelmiş o vakit Yusuf'um, hoş gelmiş. Ey ahali! Duyduk duymadık demen! Hilal göründü! Ramazan-ı Şerif mübarek ola! Duyduk duymadık demen! Hilal göründü! Haydi sahura! Kuş et sabahı bu gece, et merhabayı bu gece. Benim devletli efendim, gördüler ayı bu gece. Hurmaları şuraya koyalım. Onları da buraya koyalım. Çok sıkışmasın. Allah'a şükür seyyidim. Bir Ramazan-ı Şerif'e daha kavuştuk. Hamdolsun kavuşturana. Ne mutlu bize. Hoş geldiniz şeyhim. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek ola. Hoş bulduk Muhammed'im. Cümremize mübarek ola. Bismillahirrahmanirrahim. Biz aciz kullarını bir mübarek Ramazan-ı Şerif'e daha kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. İçinde nice feyz, bereket ve hayrın bulunduğu, cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, dahi şeytanın bağlandığı mübarek bir aydır. Bundan sebep taat ve ibadetlerinizi ziyade edesiniz. Çokça Kur'an-ı Kerim okuyup çokça tefekkür edesiniz. Halkın arasına katılıp biçarelere çare olasız. Bilesiz ki soframızdaki iki hurmadan biri garip kurabanın hakkıdır. Unutmayasız. Rabbim bu mübarek ayı Ramazan-ı Şerif'in ruhuna layık geçirmeyi nasip eylesin. Cümle İslam alemine mübarek ola. Şimdi ilk sahurumuzu yapalım inşallah. Allah kabul eyle. Buyurasız. Bismillahirrahmanirrahim.
Duyduk duymadık demen. Devlet-i Aliye'nin Ramazan-ı Şerif için tembihnamesidir. Duyduk duymadık demen. Devlet-i Aliye'nin Ramazan-ı Şerif için tembihnamesidir. Ramazan-ı Şerif'te kadın erkek her zamankinden daha dikkatli ve edepli davrana. Herhangi bir sıhhi özrü bulunmayanlar oruç tuta. Bulunanlar aleni oruç yemeye. Farz namazları camide cemaatle kılına. Mazereti olan hademelerden başka kimesneler teravih namazında dükkanında oturmaya. Gayrimüslim mahallelerde sahurda davul çalınmaya. Gayrimüslim ahali Müslüman mahallelerde aleni yemek, dahi içmekten sakına. Devlet-i Aliye'nin belirlediği fiyatlara riayet edile. Ziyade fiyat konulmaya. Ola ki tembihe uymayanlar olur ise tedip ve tekdir edile. Duyduk duymadık demen. Elhamdülillah. Bu senede daha ziyade fakir fukaranın gönlüne dokunacağız inşallah. Veli seyyidim. Hamdolsun. Mansur Efendi nerelerde? Ortalıkta gözükmez bu aralar. İş buyurmasız diye sitem eder idi. Şimdi iş var, zatı yok. Ben de görmez oldum. Göçte zahir. Her şeyi hazır ettim şeyhim. Dahi kaç haneye verilecek, kime ne kadar verilecek? Bir bir yazdım. Âlâ. Vermek lazım azizler. Var iken vardan vermek lazım. Ne verirsen elin ile, o gelir senin ile. Destur buyursanız, hemen işe koyulalım. Azizim sen kadıydın. Adaletle üleştirmek maslahatın olsa gerek. Muhammed'im de sana yardım ediversin. Maşallah. Yakında dergahın işlerini de sen çekip çevirirsin gayrı. Değilse o vakit Mahmud Efendi. Hangi haneye ne dağıtılacak? Bilirim ki sizler yoksulu gözetir. Malınızdan onlar için infak edersiniz. Hem de Ramazan'ı beklemeden. Lakin Ramazan ayı başkadır. İnfakın ziyadesi lazımdır. Biz de Fatıma Hanım'la istişare ettik ve dedik ki bir olup aynı kapıdan çıkalım. Herkes imkanı miktarınca bu birliğe dahil olsun. İyi düşünmüşsünüz ama biz zaten her Ramazan'da bu dediğinizi yapar idik. Bir verirsek beş verirdik. Bu Ramazan'da öyle yapacağız. Hatice Hanım, hizmetçilerle kapıdan verip gitmekten bahsetmem. Fukarayla hemhal olmadan infak tamam sayılmaz. Bizzat haneleri gezeceğiz. Gezeceksiniz. Hasıl hizmetçilerin işini biz mi yapacağız? Bu hizmetçilerin işi değil, bizim işimizdir Hatice Hanım. İnanın böylesi evladır. Cenab-ı Allah infakı neden emreder? Şükredelim diyor. Ya insan neye şükredeceğini bilmez ise olur mu? Onların halini görüp sofralarına misafir olmak gerek. Halis niyetle, enaniyetten ırak. Yanlarına varmadan da biz biliriz hallerini. Ben bu işi pek faydalı görmedim. Bizi kırmaya sığ Hatice Hanım. Maksadımız Allah rızasıdır. Ferah bulacaksınız. Selam ve muhabbet de bu rızanın özüdür. Ancak böyle üleşince vazife tamam olur. Hı? İyi öyleyse. Bu sefer de size uyalım.
son mülk makam hırsı yüzünden gözüme perde inmiş idi şeyhim. Dilaver Bey gibi anlı namlı tacir olacağım diyor. Hırslarıma teslim oldum. Hırs insanı çürütür ödemiş Beyazizim. Şimdi insan çürür mü dersiniz elbet. Fakir de der ki çürümez ise ne deyu ettir kemiktir bu ceset. Sayenizde kurtuldum şeyhim hırslarımdan. Kurtaran da huzur veren de yalınız Allah idir. Bir hayra vesile olmuş ise bu fakir ne mutlu. Şeyhim, naizane ben de rıza-i ilahi için hayırlara vesile olmayı dilerim. Bu mübarek ayın hayır ve bereketinden ziyade nasiplenmek için ne etmek icap eder? Muhtaçları, düşkünleri, yetimleri gör ödemiş ya. Onlara var, gönüllerine dokun. Ama ne eder isen incitmeden et. Veririm, yardım ederim deyu, minnet bekleme. Kibirlenme, gururlanma. Alırlar deyu, minnettar ol, müteşekkir ol. Zira sen onlara değil, onlar sana iyilik dahi yardım ederler. Almak ile seni arındırır ruhunu, dahi imanını kavi ederler. Burası Şakir dedenin hanesi. Evvel oraya uğrayalım. Hasta. Yaşlı zevcesiyle yaşar. Üç okka bulgur. İki okka mercimek. Beş okka un kafi gelir. Seyidim, yetmez. İlaveten... Üç okka daha un. Bir de ciğer vermek icap eder. Ne diyor ilave verirsin Mahmud Efendi? Nüfusa göre veririz ha. Ben de onu derim işte. Nüfusları ziyadedir, yetmez. Ramazan-ı şerifleriniz hayır olsun dedem. Naçizane yanımızda biraz erzak getirmiş idik. Rıza ilahi için kabul edersiniz. Sizlerin de Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun evladım. Allah razı ola. Zahmet etmişsiniz. Maşallah misafirleriniz ziyadedir. Onlar için de bir şeyler bıraktık. Allah razı olsun. Sokaktaki kediler dahi sair canlıların rızıklarına vesileyiz. Kendi boğazımızdan kısar idik... Demeye de dilimiz varmaz idi. Halden anlar bir kulsun. Allah seni bahtiyar etsin. Misafirlerinizle beraber Allah'a emanet olun. Haydi kalın sağlıcakla. Sonraki haneye geçelim mi Zeyd? Geçelim Mahmud Efendi. Haydi biz. Haydi. Haydi gideriz. Ramazan-ı Şerif hoş gelmiş, sefa gelmiş. Ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Habibi Hüda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak sizlere de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Sûr-i Bakara'nın bu ayetiyle bizlere farz kılındı oruç nimeti. Ya nedir bu oruç? Allah rızası için vakti iftara dek yeme, içme, cima, dahi her türlü kötü niyet ve amelden uzak durmak idi. Kıymetli Hazirun,
Şimdi geçen 11 ayın muhasebesini yapacağımız vakit idir. Kârda mıyız, zararda mıyız? Bu dünya imtihanının neresindeyiz deyü bolca tefekkür etmeli, hesabımızı ona göre yapmalıyız. Bundan sebep derim ki, bu mübarek ayın feyiz ve bereketinden ziyade nasiplenesiz. Fakir fukaranın, garip kurabanın derdiyle dertlenesiz. Yolda kalmışın, borçlu olanın yardımına koşasız. Esnaftan veresiye defterini alıp, garibin, kurabanın borcunu ödeyesiz. Bilesiz ki her muhtacın, her yetimin malınızda, mülkünüzde hakkı var idir. O hakkı ifa etmedikçe malınızın bereketi de, hayrı da olmaz. Zengin fakirin, fakir zenginin sofrasına oturmadıkça, elinden tutup kalbine dokunmadıkça bu hakkı ifa etmiş olmaz. Ramazanın ruhudur yardımlaşmak, komşuyu, akrabayı sormak, dahi küskünleri barıştırmak, kucaklaşıp kardeş olmak. İşte böyle ümmetçe hemhal olduğumuz, ruhen ve bedenen arındığımız, ümmetçe tevhid olduğumuz mübarek bir aydır Ramazan-ı Şerif. Nurumuz Kur'an-ı Azimüşşan, bu ay içindeki mübarek bir gece olan Kadir Gecesi'nde nazil olmuş iki, o gece bin aydan daha hayırlıdır. Şimdi diyesiniz, bundan daha kıymetli bir gece, daha kıymetli bir ay var mıdır? Ondan sebep, evveli rahmet, ortası mağfiret, ahiri cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayın kadri kıymetini bilesiz. Heba etmeyesiz. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek ola. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah sizden razı ola Şeyh Hazretleri. Gene Bursa'daki cümle garip kurabayı toplamışsınız. Allah makbul eyle. Vesile kılana hamdolsun. Şeyhim, gayrı her iş bitti. Herkes iftarını açar. Siz de buyurasınız. Ey o vakt. Şuracığa oturuverelim. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi yiyin. Hazır, afiyet olsun. Mahmud'um, yardımlar nasıl gitti gayrı? Yetişemediğiniz oldu mu? Muhammed sayesinde pek iyi gitti şeyhim. Erkenden hallediverdik. Seydim olmayaydı, işin içinden çıkamaz idi. Maşallah herkesi bilir tanır, herkes de onu bilir tanır. Estağfurullah, birlikte hallediverdik. Buyurasın Elif Bacı. Bu pilavı Hatice Hanım kendi elleriyle yaptı. Emeği çoktur. Afiyet olsun. Vallahi ne desem ki, Allah sizden razı ola. Mahcup ettiniz bizi. Hatice Hanım'ın da namını duyar idik ama şahsıyla tanış olmayı beklemezdik. Estağfurullah.
Afiyet ola. Haydi o zaman herkesin iftarlığı tamam ise biz de orucumuzu açalım. Haydi. Siz neyi beklersiniz Hatice Hanım? Neyi bekleriz bilmem ama neyi bulduk bilirim. Dediğiniz doğruymuş Safiye Hocam. Vallahi bu sofrayı çok özlemişiz. Lokma dahi yemeden doyduk. İnsan aş yiyince değil, gariban sofrasına hizmet edince doyar imiş. Zira gözü doyurmak, mideyi doyurmaktan zordur. Size bahsettiğim mesele de budur. Oruç da bir ibadet değil midir? Namazda kıymeti var mı? Yanımızda duran kişi kimdir? Zengin midir? Fakir midir? Öyleyse iftar sofrasında niye mühim ola? Sağ olasın Hatice Aba. Seyyidim hayrolsun. Dalıp gittiniz Mahmud Efendi'ye. Kendimi bildim bileli dergaha hizmet ederim ama şeyhimin abdest sivrini tutmak nasip olmadı. Mahmud Efendi kısacık vakitte bu makama yükseldi. Evvelden kadı diye midir bu imtiyaz? Mansur Efendi nerelerdi Muhammed'im? Bir vakittir görmeyiz mübarek zatını. Nicedir ortalıklarda gözükmez şeyhim. Göçtü zahir. Heybesi durur idi odasında her dem. İmdi o da yok. Demek veda dahi etmedi ha? Bir garip konmuş idi, bir garip göçtü. Ondan da şu asma şekli hatırat kaldı. Amma şekildir işte. Ne kokusu var, ne meyvesi. Keşke bir salkım üzüm olsa da yeseydik. Yaz gelen de ben size kendi ellerimle toplar, ikram ederim şeyhim. Malum kışın olmaz. Yaza kim öle, kim kala. Bismillahirrahmanirrahim. Hele döküver Mahmud'um. Bismillahirrahmanirrahim. Şey mi? Bu su fazla ısınmış evladım. Ilıtmak lazım. Ben az evvel bakmış idim. Ilık idi şeyim. Evladım, farkında değilsiniz. Bu su odun ateşiyle değil, gönül ateşiyle harlanmış. Sahibini yakma işi ondandır. Hayrolsun Mahmud Efendi. Böyle telaşla nereye gidersiniz? Şeyhime üzüm bulmaya giderim. Üzüm mü? Bu mevsimde üzüm mü olur Mahmud Efendi? Hem şeyhim onu demek istemedi. Siz yanlış anladınız. Şeyhim öylesine deyiverdi. Şeyhim öylesine laf etmezseydim. Boşa zahmet etmeyesiz. Ben şeyhime kuru üzüm götürür, gönlünü alırım usulce. Siz zahmet buyurmayasız. Biz arayalım da bulursak ne âlâ. Bulursan ziyade bize de getir bari. Biz de nasiplenelim. Tövbe ya. Bu iyice aklını kaybetti. Şeyhime yaranacağım diye olmayacak ameller peşinde. Üzüm bulacakmış hem de bu mevsimde.
İyice arayın. Selamün aleyküm. Mahmut efendi. Doğan efendi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nereye böyle merkeple? Desem de inanmazsın indi ama taze üzüm bulmaya giderim. Bu mevsimde taze üzüm ne arar Mahmut efendi? Dedim ya inanmazsın değil. Bir arayalım bakalım. Aramadan bulunur mu? Hem bulamaz isek aramadık demeyiz. Eyvallah. Haydi kal sağlıcak. Mahmut efendi. Nicedir görünmez idin ortalarda. Nasıl havalis? Buldunuz mu aradığınızı? Şimdilik hep aramadıklarımız çıkıp durur karşımıza. Ama bir gün aradığımızı da buluruz elbet. Merkep ile ararsanız ömür yetmez bu işe. Biat infak edelim. Eski günlerin hatırına. Yorulmayasız. Şu benim ihtiyar merkep ziyade kıymetlidir. Eyvallah. Kadı Hazretleri. Selamün aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ya beyim gene mi sen? Bulabildiniz mi? Nereden gelip nereye gittiğinizi? Ne demek istersiniz? Ya beyim, hani evvelki fasıl yolunuzu kaybetmiştiniz ya. O sebeple sual ederdim ama bağışlayasın. Estağfurullah, hatırladım. Mazide kaldı o günler. Şimdi bulduk çok şükür. Ama bu defa başka bir şey ararım. Yaş üzüm bakarım. Yakınlarda bir bağ var mıdır? Ya beyim, bu mevsimde yaş üzümü nereden bulacaksın? Ortalık kara kış. Olur olmaz, gayri nasibimiz. Sen diyesin hele. Var mıdır buralarda bir bağ? Bak şu yanda bağlar var idi. Yamaca doğru bakacağım. Yani şimdi oralar da karla kaplanmıştır da. Kısmet artık. Peki tanır mısın bağ sahibini? Şimdi akçasını verelim. Aklımız geçmesin. Alem adamsın beyim ya. Ya sen hele git. Üzümünü bul. Akçasını sonra düşünürsün ya. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Selametle. Ya Rabbi. Nasip et de şu üzümü bulayım. Bir salkım daha yok mudur? Ah şaşkın Mahmut efendi ah. Kendi kendine iş edersin. Bu mevsimde dalda üzüm ne arar? Haydi gelesin.
Oruçsun diye su da almadın yanına. Nasıl abdest alacaksın? Teyemmüm edeceğiz. Kar varken toprak olmaz mı dersin Merkep Efendi? İyi. Senin dediğin olsun. Görürsün Mahmut. Hayal görürsün. Sübhanallah. Nasıl olur? Nasıl olur? Sana şükürler olsun. Buldum. Buldum Merkep Efendi. Çok şükür buldum. Bak. Yardım edin. Yok mudur kimesine? Ben denizi işiten yok mudur? Yardım edin. Yok mudur kimesine? Hele biri yardım et. Yardım edin. Kim bulacak ki seni burada Mahmut? Hele şu haline bak. Üzüm bulacağım diye canından olacaktın Mahmut. Acele de siz pirdaşlar, vakit daraldı. Ha pirdaş. Bunları da şuraya koyalım, soframızda eksik olmasın. Hoş gelmişsiniz. Afiyet olsun, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük şeyhim. Allah sizden razı ola. Rabbim ne muradınız var ise nasip ede. Allah sizden de razı ola. Bizi sahipsiz komadız şeyhim. Allah razı olsun. Rabbim dergahınızı, sofralarınızı daim eylesin. Allah sizden de razı ola.
Muhammed'im, Mahmud Efendi yok mudur? Yok şeyhim. Şeyhime üzüm toplayacağım diye erkenden gitti. Allah Allah. Bu mevsimde üzüm mü ola ki? Biz de dedik ama dinletemedik. Ben size kuru üzüm hazır ettim şeyhim. Getir evladım. Her şey tamam oldu. Çok şükür. Vakit de iyice daraldıydı. Ah, geldiler. Mustafa evladım sen sofraya bak. Eksik bir şey kalmasın. Mehmet sen de suları doldur. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun. Ne zahmet buyurdun hocam, ellerine sağlık. Zahmet olur mu? Estağfurullah. Böyle her gün birinin hanesinde iftar işi de pek iyi oldu hocam. Evladım, Şakir amcanın zevcisi de gelecekleriydi. Bir bakıver. Yardım lazım ise de koluna giriver, haydi. Tamam anam. Maşallah, evlatların da sen gibi cevval. Babaları da öyle ya. Mahmut Efendi nasıl lan? İyiler. Çok şükür. Buyurunuz. Ey Mahmut, ey. Döndüz dolaştız. Kucağınızda bir salkım üzümüne son iftarınızı edeceksiniz öyle mi? Sizi şeyhime götürecektim. Ama nasip değilmiş. Gayrı vakit giren de iftarıma siz vesile olacaksınız. Allah-u Alem yediğim son nimet olacaksınız.